Yavaş İsmet, yavaş. Kızımı alamıyorum ki ya. Vallahi çok da uykum geldi ama. Ay benim de çok uykum geldi İsmet ya. Ya gidin de yatın o zaman. Ne o durup duruyorsunuz? Aa. Ya duramıyorum Asil anne, duramıyorum. Bunun var ya bağımlılığı yemin ederim kumardan betermiş ha. Kocişim. Heh. Hadi yatalım ya. Tamam. Bırak çekirdeği gidelim yatalım pembişim. Önce sen mi bırak? Önce sen bırak. Önce sen. Önce sen. Önce sen. Hayır önce sen. Önce sen. Sen. Yeter ya. Bırakın ikinizi. Haydi gidin yatın. Hasta ettiniz adamı ha. İyi geceler haydi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler annem. Deli bunlar be. Vallahi billahi deli. Hasibe teyze. Biliyorum bana kızgınsın ama biraz konuşabilir miyiz? Yok kızım. Hiçbir şey konuşmayalım. Zira şimdi burada konuşuruz ama sen yarın onu inkar edersin. Yani gereği yok. Boşu boşuna zaman kaybı. Ben İlyas yüzünden öyle demek zorunda kaldım. Bak sakın bir daha bana İlyas deme. Tamam mı? Bir daha da hiçbir şeyciğini anlatma. Çünkü ben artık seninle ilgili hiçbir meseleyi bilmek istemiyorum. Ama Sibe teyze. Sen o polislere o İlyas'ı korudun ya. Bundan sonra senin başına gelebilecek her bir şey sağ müstah. Diyeceğim da gene de yüreğim el vermiyor. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yarın için heyecanlı mısın? Büyük gün. Vallahi heyecanlı değilim desem yalan söylemiş olurum. O anlaşmayı imzalarsak dağıtım ağımızı çok genişletiyoruz. Büyük gün olduğunu sen nereden biliyorsun? Sinem mi söyledi? Sinem söyledi. Yarın bir şeyler yaparız ama değil mi? Vallahi söz veremem. Yarın çok yoğunum. Yani işim kaçta biter bilmiyorum. Ben sana akşama doğru haber veririm olur mu? Olur Ali olur. Eğer müsait olursan bir ara konuşuruz mesela. Çayını niye içmedin? Ağzımın tadı kaçtı. Isıcam ben. Tamam. Ben de birazdan gelirim. İyi geceler. Unuttum sandın değil mi? Benim güzel karıcığım. Hemen de kanıyorsun. Yuh ya. Yuh. 5 dil, 10 dil ilk yıl dönümümüz bizim ya. Bu ilk yıl dönümümüz. Resmen unutmuş, inanamıyorum. Hangi koca ilk yıl dönümünü unutur ya? Yok yok. Yok bunda başka bir şey var. Ay. Annem haklı mıydı acaba? Sinem'i kocanın yanında çok tutma demişti. Hah. Al işte. Ben de beyefendiye niye hediye alsam diye düşünüyordum. Ha. Şey hanımım, Servet'e gelmiş. Mağazadan göndertmişler. Servet'e mi gelmiş? He. Ver bakayım bana neymiş o? Ne duruyorsun işine gitsene. Tamam. Tamam.
Vallahi billahi ben ömrümde böyle yüzsüz bir kadın görmedim. Bakar mısın ayol? Sen git Cemal'in kredi kartını çal. O yetmiyormuş gibi git alışveriş yap. Bütün aldıklarını da eve gönder. Pes. Ah Cemal ah. Sardın bu arsızı başımıza. Elini verdin, kolunu kopartacak. Ama sen hak ediyorsun bunların hepsini. Hepsini hak ediyorsun. Yüzsüz. Kız pembe. İnşallah bunlar iyi insanlardır ha. Hiç görmeden etmeden hediyeyi verdim ama... Hadi bakalım hayırlısı. İnşallah, inşallah annem de. Yani merak ettiğim bir konu var. Sen niye öyle hemen şakadanak indirim yapıverdin? Hiç de senin huyun değildir ama. Ya vallahi ya. Ben neye öyle yapıverdim ya? Anne, bir an ağzımdan çıkıverdi ha. Halbuki hiç bir kulde yani indirim neyim istemediydi ama. Allah Allah. Basiretim bağlandı zar. Şığırım kitlendi herhalde. Neyse kı, neyse. Önümüzdeki sene zam zamanı ben onun acısını çıkarım, merak etmesin. İyi hala. Hembe. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Sakın ana koruyun deme bana. Kime diyorum ya? Benim gördüğümü sen de koruyor mu? Sakın görüyorum deme dedin ya anne. Ben de bir şey diyemiyorum o yüzden. Karabasan değil yani. Gerçek yani. Bak. Şu an Sevret benim evin bahçesinde salınıyor yani değil mi? Evet anne. Oo, hoş geldin ev sahibi. Biz de neredeyse yerleştik. Nereye yerleşiyorsun lan sen? Nereye yerleşiyorsun? Defol evimden, defol. Bura benim evim. Ben evimi kiraya verdim. Çık git. Bak kızım. Ararımıza Apta'yı. Seni kolumdan tuttuğundan kapının önüne korlar. Yürü çık dışarı. Haydi yürü. Yürü dışarı. Aha kapı gibi kontratım var. Bu da senin imzan. Hiçbir şey çık yapamazsın. Lan düzenbaz bir kule bak ya. Lan o bir kul, akrabam değil. Canım evimi sağa mı tutturttu lan? İnanmıyorum ya. Anne bunlar resmen seni kumpasa getirmişler. Senin suçun Asibe. Evini güzellikle bana kiralasaydın hiç bunlar olmayacaktı. Ama Birgül çok akıllı kadın. Ben Hasibe'ye akrabama kontrat imzalatıyorum deyip imzalatırım dedi. Vallahi kendi akıl etti. Dimah Birgül akıl etti. Birgül ben sağ bunun hesabını sormaz mıyım lan? Lan! Koskoca Urgut'te. Başka ev mi kalmadı lan benim evimden gayrı? Ha? Bak. Benim şirazemi kaydırma. Şimdi bütün bu eşyalarını, pılını, pırtını idebinle topla. Evimi boşalt, defol yallah haydi. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş falan gelmedim lan ben. Defolun evimden. Ev sahibim Hasibe. Aynı zamanda kendisi çalışma arkadaşım olur. Bu da kızı Pembe, kocam Halil. Lan! Sen bir de sicere faslı mı yapıyorsun lan şimdi? Sen beni duymuyor musun? Toplan diyorum. Boşalt evimi diyorum lan yürü git. Bir senelik kontratım var Hasibe. Hiçbir şey çık yapamazsın. Ayrıca bir daha haber verip de gel. İşimiz gücümüz var be. Senle mi eleşeceğiz? Yapma kız Servet. Çekil be. Pembe. Bağımı hayyet ol annem. Şu dahadan itibaren yaptığım hiçbir şeyden mesul değilim. Ben bu yılanın başını ezerim lan. Annem bir sakin ol, bir dur delirme ya. Ya ne hapırıp köpürüyorsun?
Her ay çatır çatır alacaksın kiranı. Biz senin veli nimetin sayılırız. Lan! Lan! Vallahi yarım bu evi başına. Allah'ıma yarım ha! İdepsiz! Yılan! Allah! Kız sen beni bir taşla korkutacağını mı sanıyor? O taş öyle atılmaz. Böyle atılır! Seret, yapma kız. Karışma! Plöf mü yapıyorum sanıyorsun lan sen beni? Plöf mü yapıyorum sanıyorsun? Bahile, yemini billah. Bu evde taş, taş üstüne koymam. Oturtmam lan evimde. Oturtmam lan! Oturtmam! Ben bu evde oturmazsam kimse oturamaz be! Bu ev sağlam kalmaz ben sana diyeyim. Bizimki delidir. Benim annem de zır delidir. Ben anneme 5 lira koyuyorum. Tamam. Ben de benimkine 5 lira koyuyorum. Kenarda dur anne. Aa, ben şu an kontrolden çıkıyorum. Bahale bak. Abi var ya, öyle yıkılmaz. Aa, böyle yıkılır böyle. Bana bak Hasibe. Benim inadımı sivritme! Sen dur sen. Daha bitmedi, daha neler edeceğim ben sana! Anne nereye ya? Manyak mısın? Gel buraya! Seret, yürü gidelim. Ben korktum bu kadından. Ya ne korkuyorsun be? Sümsük müsün sen? Kapı gibi kontratım var. Hayatta hakkımı yedirtmem. La hele bir gitme. Sen hele bir gitme. Bütün duvarları indiririm lan aşağı. Açık havada oturursun burada. Sen o küçücük kazmayla anca çiçek dikersin. Yürü lan. Yürü lan. Yıkacaklar evi, kaçalım. Sen yık o masayı, yık. Bak ben senin evinde duvar bırakıyor muyum? Dur lan. Anne evimiz yıkılıyor ya. Bunu sen istedin Hasibe. Lan! Lan! Benim evim ya bura. He? Senin evin ya. Yeni mi aydın? Aman ya. Bırak şunu. Bırak. Senin yüzünden az daha evimi yıkıyordum ben. Bırak. Kendin kaşındın Hasibe. Anca yıkarsan çıkarım bu evden. Anne! Anne! Anne bırak. Manyak ya bu. Bedavaya oturacak değil ya. Bir gün, ama bir gün kiramı geçir, yeminle kapıya polisine dayanırım. O kontrata bittiği gün evimi terk edeceksin. Anladın mı? Bakarız. Bağırız deme lan, boğurum seni. Kız Hasibe, bir güle güle oturmasına da gel. Bir acı kahvemi içersin. Lan sen ne meymenetsiz, ne rezil bir karıymışsın ya. Arsız! 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 Çık git. Arsız! Bacım, bacım. Benim 5 lira alayım. Al vallahi. Seninki annemden de betermiş. Öyledir. Evlilik gerçekten aşkı öldürüyormuş. Eskisi gibi sevmiyor beni. Ali. Gülüm ne diyorsun sen? Adam ölüyor senin için. Artık benimle vakit geçirmiyor.
Sürekli işte. Asistanı benden daha yakın ona. Sinem'i sen koyduydun işe değil mi? Ali'nin yanına. Evet. Ama aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Nasıl? Kız sen Ali'den şüpheleniyor musun? Yani şüphelenmiyorum ama... Annem aklımı karıştırıyor yenge ya. Anam da hep fesat düşünüyor kız. Ali çakınlık yapmaz. Kar gibi ah bak bir insan. Şükür abisine çekmemiş. Cemal çapkın mı ki? Sen nereden biliyorsun? Gözleri fel fecir okuyor. Yoska nereden bileceğim? Ama sen içini ferah tut. Ali öyle değil. Ama evlilik yıl dönümümüzü bile hatırlamadı yenge. Laf attım belki hatırlar diye. Toplantım var dedi. O kadar umursamıyor. Ezen ona mı delleniyor? Ya sen olsan kızmaz mısın? He. Sinirlenirim, kızarım. Takarım belki kafama ama... Neyse sen son dakikaya kadar bekle bence. Hatırlar belki kız. Neyse yenge ben düşündükçe sinirleniyorum. Biraz ders çalışayım da kafam dağılsın ya. He hadi git çalış sen gülüm. Kafana da takma he. Yemin olsun, inan olsun dilimin ucuna kadar geldi. Neyse, sürprizi bozmadım. Ha. Alo, Sirvet. Ha, yerleşebildiniz mi bari? Eşyayı eve attım da bir ince işi kaldı. Esas ben niye aradım seni? Hasibe geldi buraya. Ana. Çok kızdı mı bacım? Hasibe bana çok kızdı mı? Kudurdu, kudurdu. Böyle bir olaylar falan çıkarmaya çalıştı da ben geri püskürttüm tabii. Hı? Abo, Hasibe'yi mi? Ana! Ha? Bunu nasıl beceriyorsun? Bana da öğretsene bacım. Karakter meselesi Birgül. Şirretlik sonradan öğrenilebilen bir şey değil. Neyse, bana bak. Benim hırsımı da senden çıkarmaya geliyor ha. Kolla kendine. Hı? Ana, kurban olayım. Kurban olayım, kop da gel. Beni koru. Ben tek başıma mücadele edemem ki Hasibe'yle. Vallahi kulun kölen olayım senin. Ayağının turabını öpeyim kız. Vallahi şimdi gelsem de yetişemem canım. Hadi sen bana yarın anlatırsın. Bay bay. Seyret dur kapı ver lan. Anam yüzümü kapattı ya. Şimdi ben yandım. Marmara çırası gibi yandım. Metin oğlum, bak hele senin bir bisiklet kaskın vardı ya la. Onu bana versene kadasını aldım ha. Bisiklet kaskını ne yapacağım Birgül abla? Bisiklet turuna çıkacağım. Sana ne? Lazım oldu işte, versene lan. Tamam hadi gel veririm. Ha, hadi koş koş koş, işim var hadi hadi. Buyurun. Sağ ol canım. Evet, bakalım. Bu Ali'nin telefon faturası, bu ne? Habi pembeye gelmiş, geç. Ha. İşte aranan ekstra bulundu. Bakalım bu ay nerelere harcama yapmışsın Cemal Efendi? Göreceğiz. Bu ne? Bebek mağazası, okey. Balıkçı, bu ne? Ha tamam, buna beraber gitmiştik, bu da okey. Kafe, tamam. 1220 TL'lik giyim. Bir dakika ya. Ben bu mağazayı biliyorum. Bu kadın giyim mağazası. Anam. Kim aldı ki yine bunları? Tamam Safo sakin ol canım. Mantıklı düşünmeye çalış. Hani belki olur ha. Bir incelik yapıp sana hediye falan almıştır. Da. O zaman nerede bunlar? Cemal. Demirhan. Oğluşum. Sen ilk gülüşünü anana mı yapmışsın? Olmadı bak böyle. Yemin olsun olmadı. Bak burada konağın. Ne konağı lan? Koskoca Uyurgüp'ün en komik adamı dururken sen gittin de anana mı güldün ilk? Yok artık çok geç oğlum. Hiç sırtarma. Vallahi ben bu konuyu bir düşüneceğim. İlişkimizi gözden geçireceğim aslanım. Aslan oğlum benim ya. Cemal! Allah kahretmesin. Yüreğime indiriyordun kadın ya. He. Onu kredi kartı ekstrene göre düşüneceğiz. Bu ne? Hı? Bu ne? Kızım salayım. Ne bu? Dur, bu ne? Görmüyorum ya. Allah Allah görmüyorum. Ha bak. 1220 liralık bayan mağazasından alışveriş. Bu ne Cemal? Hı.
Oha, ne yapmış lan bu? Bak, 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 bak. Ya ne yapmışsın Safo ya? Aşk olsun ya. Sen de bazen var ya, tam bir alışveriş canavarı oluyorsun, çıkıyorsun başıma. Bana bak, beni delirtme Cemal. Ya benim Demirhan'la uğraşmaktan alışverişe çıkacak vaktim mi var? Ben tuvalete gidemiyorum ya. Kızım, sen yapmadıysan kim yaptı? Ben de onu soruyorum. Kim yaptı bunu Cemal, ha? Kim yaptı, bana bak. Lafı hiç dönderip dolaştırma. Sen bunları kime aldın, çabuk söyle. Sen hangi şırfındırlarla yiyorsun bunu ya? Kime hediye aldın? Çabuk söyle, seni gebertirim Cemal. Gelme! Kızım, sen ne diyorsun ya? Safo, aşk olsun yani. Dünyanın en sadık adamına söylenecek laf mı şimdi bu? Ben senin üstüne gül koklar mıyım hiç ya? Bilemiyorum artık canım. Aha, kredi kartı ekstren aynı şey söylemiyor. Kızım, vallahi billahi bak, yemin olsun Allah belanı versin ki ben kimseye bir şey almadım Safo. Ya o zaman kim aldı bunu Cemal? Allah'ın adını verdim bak, kim aldı bunu ha? Kim aldı? Allah'ın cezası, kim aldı bunu söyle, kim? Ben aldım. Annem. Oğlum niye söylemiyorsun benim aldığımı? Ya insan da kafa beyin bırakmıyor ki ne? Taramalı tüfek gibi soru soruyor bana ya. Safiye, geçen gün çarşıya çıkıyordum. Kredi kartımı aradım, bulamadım. Cemal'den aldım. Alışveriş ettim. Bir sakıncası mı var kızım? Yok annem, estağfurullah, ne sakıncası olabilir? Senin paran, benim param, benim param, senin paran da. Ay ben sandıydım ki. Ne sandın ya, ne sandın? Hemen de kafana kuru veriyorsun, hale bak. Tamam da sen de niye söylemiyor ki anne yani? İnsan aldıklarını bir gösterir. Hani nerede? Yavrum yani ben de her aldığım şeyi sana göstermek mecburiyetinde değilim. Yani bir fırsat bulursam gösteririm. Ha dur. Burada bir tane var. Ay nasıl beğendim rengini sana anlatamam. Mağazada bir tane kalmış biliyor musun? Ben de aldım. Bak çok beğeneceksin sen de. Bak, güzel değil mi? Annem. Canım bu sana az biraz dar değil mi? He, dar. Ama çok beğendim Safiye. Yani birkaç kilo verdim mi olur üstüme. Yok canım, birkaç kilo öyle olacak şey değil. Senin ancak yarının gitmesi lazım ki bunun içine girebilesin. Nasıl yani? Sen şimdi bana şişman mısın diyorsun? Yok annem öyle değil. Hani balık etlisin gibisine. Ana, ay Demirhan tam zamanında annem canım. Ben bir altın alayım Demirhan. Gel oğlum. Hadi git al da gel. Allah'ın cezası. Çıkartmama yardım et. Anne. Allah kahretsin. Ay dur, dur patlatacağım. Allah Canım anam benim, yine Hızır gibi yetiştin ha. Bir gün yetişen olmasa ne halt edeceğim bilmem. Allah gecinden versin anacığım, Allah korusun. Ne biçim laf öyle ya? Bana bak, o servet yılanına söyle, bunu sakın burada giymeye kalkmasın. Vallahi billahi o Safiye olay çıkartır. Tamam, sen merak etme, ben halledeceğim ya. Her şeyi hallettiğin gibi bunu da halledersin herhalde. Söylemeyi unutma. Pembe, koş Haydar getir. Annem yapma. Bak kedi gibi kadın, vallahi hapislerde sürünürsün, elinde kalır. Ne diyorsam onu yap. Koş getir. Usturuplu döveceğim zaten. Onu var ya, süründüreceğim. Öldürmeyeceğim o düzenbazı. Yürü gel, yürü gel. Bir gol, bir gol. Buradayım Asibe. Ana. Birgül abla, bu ne hal ya? Ne yaptın kendine? Koruyucu önlem olaraktan Pempe. Hasibe'nin Haydar'a başvurma ihtimaline karşı. Yediğin altı biliyorsun çünkü, değil mi? Kızım böyle, seni çok pis döveceğim. Lastik top gibi seni duvardan duvara vuracağım. Gel, senden korkmuyorum Hasibe. Ben bütün önlemlerimi aldım. Ne yapacaksan yap, haydi. Ha bu minderler seni benim şirrimden korur mu acaba? Cücük bir yumlu. Sen beni nasıl dolandırırsın lan? İstersen ona dolandırıcılık demeyelim Hasibe. Beyaz bir yalan söyledim diyelim ha? İnsanlık namına. Fakir birinin başını sokacak ev oldu, fena mı ki? Böyle ya. Nasıl kılıfına da uydurmuş, görüyor musun? Aşırsız dost be. Ah.
Ah ben kafama tükürüyüm. Lan bir de senin akrabana evi kiralayacağım diye o kadar indirim yaptım lan. İyi mi? Aman ne aşk gözlüsün ha. Evin ederi o kadar bir kere ya. Aa. Lan vallahi şu kadarcık bir pişmanlık görsem seni daha zor tikleyeceğim ama. Yok anam yok. Sen kaşınıyorsun ha. Zeytinyağısı gibi üstlere çıkmalara kalkıyorsun ha. Birgül. Bitti mi sen? Geberdi hocam. Ay vur 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 vur. Vur lan masaj gibi. Ay dur kız. Kıdıklanıyorum. Şuraya da vur. Şuraya hatırı kalın. Koluma vur kalma. Şuraya da vur kız bacağıma. Öbür bacağıma da vur hatırı kalmasın. Ne oldu? Bir durakladın. Çok iyiymiş bu kız. Dur 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 dur. Ay çok güzel geldi. Vur 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 kıya masaj gibi. Ay çok iyi geldi. Vur vur çok güzel ya. Harika vallahi. Ama daha önce niye yapmadık kız biz bunu? Bir gün seni bir yerde donanımsız, hazırlıksız yakalayacağım. İşte o gün ki kork benden. Hatırın kalır Hasibe. Benden bir dayak alacağın var. Bilesin. Ha ha. Haydar. Onun ceza. Birgül abla. Şişt Pepe, hırsını aldı değil mi? Bir dahakine az diyor he. Kız vurma kız. Aşkım, bak inan bana bu müşteriyi atlatamam. Ya adam tutturdu akşam evinde konuşalım diye. Mavi, söz veriyorum seni yarın akşam çok güzel bir yere yemeğe götüreceğim. Yarın akşam gitmemizin hiçbir önemi yok Ali. Ya bu akşam gideceğiz ya da hiç gitmeyeceğiz. Bugünün önemi var. Hiç. Hemen geliyorum. Benim telefonum mu çaldı? Aha. Mesaj geldi galiba. Kimden? Müşteriden. Restoranda bekliyorlarmış. Anladım. Çok geç kalmam. Görüşürüz. Resmen Sinem'le buluşmaya gitti. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledi ya. Müşteriymiş. Yazık. Ya sen ne ara böyle bir adam oldun Ali ya? Ne ara böyle bir adam oldun? Ya da acaba hep böyleydin de ben mi göremedim? Ali beni aldatıyor. Resmen Ali beni aldatıyor hem de benim arkadaşım. Of. Ya ben sana inanmıştım Ali ya. Ben sana inanmıştım. Senin sevgine inanmıştım ben. Senin kafana atacağım Ali.
Sonra da senden boşanacağım.